Aynı ismi. Kaç yıllık evlisiniz Şahin? Ne Sibel? 7 aylık evliyim. Ay 7 ay bir yıl. Evet. Çok evet. Güzelsiniz. Evet, çok zayıfsınız. Ay çok teşekkür ederim. İnanamıyorum yani. Daha karşımda gördüğüme inanamıyorum. Gerçekten çok güzelsiniz. Ay valla havalara gideceğim. Yok çok teşekkür ederim. Sizin güzel bakan çok severek izliyorum. Her gün hiç kaçırmıyorum. Çok teşekkür ederim. Sana mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Bir ömür boyu sürsün inşallah. Çiçeği burnunda Sibel'im. Evet, nasıl tanıştınız? Evet. Anlatayım hemen Zuhal Hanım. Biz tekside çalışıyorduk. Tabi bu 10 yıl önceden bahsediyorum bunu. Efendim? Yani 10 yıl önceden. Evet. Aa niye o kadar beklediniz evlenmek için? Sıra gelmedi yani fırsat olmaz. İyiyim ben size. Vermiyorlar. Zuhal Hanım çok zor aldık kızı. Hamile gelinimizin. Biz izinsiz var. Evlendik aileden de. Hamile sonra. Mi? Evet şu an hamile. Evet. 5 aylık hamilesin. 7 aylık evlisin, 5 aylık hamilesin. 6 aylık hamileyim evet. 6 aylık. Evet. Evet, bayağı hızlıymışsın. Biraz hızlıydım geçtiğinde. Evet, hadi bakalım hayırlısı olsun. Sağ olun. Allah sağlık bir şekilde kucağına almayı nasip aynen etsin. Tekside çalışıyorduk. O zamanlar tabii sadece bakıyorduk da sonradan bakışma biz vardı. Tabii sosyal medyadan tekrar konuşmaya başladık. Ben ticari taksicilik yapıyorum. Yalnız bu arada kendisi çok çapkındı. Evet. Evet. Bir zamanlar öyleydi. Bir zamanlar. Zaten kızı vermiyorlardı. Çok zor evet aldık. Aa, gerçekten biraz izinsiz evet evlendik biz aslında ailelerden. Biraz izinsiz nasıl oluyor? Ailenin bir kısmı biliyordu, bir kısmı yok bilmiyordu. Yok, evlendik. Biz bilmiyorduk. Son anda haberimiz oldu. Yani evlendikten sonra haberimiz oldu. Evlendikten sonra evet söyledik. Niye vermedi aile? Çapkın olduğu için. Hani biliyorlar mı, tanıyorlar mı? Biliyorlar. Hani duymuşlukları vardı. Eyvah, kim duyurduysa artık Allah'ım. Bir adamın adı çıktı mı öyle doğru oluyor. Doğru söylüyorsun. Ama o zaman bir gençliği vardı. Tabii ki gençler çapkın şimdi olur. Ama yaşlandı. Şimdi öyle bir şey yapamaz. Gençliği vardı ne ya? Yalnız bekarlığı vardı. Ha gençten daha bekarken tabii. Bekarken sağa sola bakacaktı Sibel tabii ki. Sibel de onu çok kıskanır yalnız. Arabaya aynen taksici olduğu için kendisi taksicilik mi? Evet. Kolay gelsin. Bayanları almasını istemiyor taksicilik. Ha bırak Allah yani, aşkına nasıl olacak o iş ya? Elinde olsa GPS'i bile açma diyecek yani yanlış yola girmemek için. Allah Sibel saçmalama ya. Adam işinde gücünde direksiyon başında. Bu İstanbul trafiğinde Allah direksiyon başında gel herkese amin, dolmuş şoförlerine, taksi otobüs amin şoförlerine hem sabır versin, hem güveni, güç kuvvet versin, kolaylıklar versin. Zuhal Hanım amin çok çapkın çok olduğu için. Ne bu çapkınca? Allah aşkına nedir bu çapkınlık bana? Çok konuştum. Dozunu söyle, miktarını söyle. Nedir yani mesela kaç kızla çıktın atıyorum aynı anda şimdi? Aynı anda 3 kızla. Sayısını biliyor falan. O dörtlü de o üçünü biliyor. Seni savunacağım. Ben hiç biliyorum. Dörtlü. Elimden bütün şeyleri aldın. Kankiydi, kankaydılar. Orada zaten patladık ama bir hafta onu idare ettim yani. Sıkıntı yoktu. Orada patladık mı? Tabii. Bir gün patlayacağını mı? Skeçlerini falan yapıyorlar. Dizisini, filmini çekiyorlar. Tiyatro oyunları var. Şirkette popüler olduğum için mecburdu. Popüler kalmak lazımdı. Bak. Haklıymış kızın ailesi vermemekte. Haklı. Zaten. Ama şu an öyle bir şey yapamaz. Gelinimizin arkasındayız. Herhalde ya artık evlenmiş. Çoluk çocuğa karışacaklar ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Aileleriniz öğrenince ne tepki verdiler? Kızdılar mı? Tabii ki de. Anladım. Neden izinsiz? Aman ailelerinize izinsiz icazet almadan hiçbir şey yapmayın. Hele de yani bir anne baba için mürüvvetini görmek ne kadar önermiş. O gün için hazırlanıyorlar. Bütün ömürleri boyunca elinden almışsınız insanları. Ama tekrar düğününü yaptık, barıştık. Ha, iyi bari, güzel. Geldiler düğününe, takılarını taktılar. Yani her şey olması gerektiğini.